Evet, Erdoğan Turan hemen dönelim kendisine. Günaydın Erdoğan. Şimdi ne oluyor piyasada, bir özetleyelim istersen. Tam daha doğrusu veriler, Türkiye'de verilere baktığımızda, gerçi ona geliriz de, işsizlik verisi bize gelmedi, 9.8, evet. Ama bundan sonra düşeceğini ifade ediyorlar. Cari açık gerçekten iyi, ama hani bu talep dolayısıyla mı, yani büyüyememeden dolayı mı, evet. Yoksa cari açığın bir kalemi olan bu petrol fiyatlarının 83 dolarlara gerilemesi midir, onu senden alacağız. Ama hem Avrupa hem Amerika verileri hani hiç iyi değil. Sanki dünya son 15 günde konuşulan ekonomik gerçekliklere bir günde uyanmış gibi bir tepki verdi. Yani enteresan, biraz da panik tepki. Ciddi bir panik vardı. Tahvil piyasalarında, hisse senedi piyasalarında, paritelerde çok sert hareketler gördük. Yani bu mesela Avrupa'da, işte bakıyorum, Fransa %3.6 düşmüş. Evet. İşte Almanya %2.8, %3 evet. düşmüş. Yani bu panik zaten olan bir şeydi. Yani hani, evet. hani baktığımızda veriler, her zaman gelen veriler, ama hani ekstra bir şey mi? Ekstra bir şey değil ama tetikleyici bir şey, tetikleyici bir şey oldu. Çok konuşulmayan Yunanistan meselesi vardı. Dün çok belki konuşulmamış olabilir ama piyasanın odaklandığı ABD'den gelen perakende satış rakamlarının kötü gelmesiydi. Yani çok önemli bir veri miydi bu? Yani piyasaları bu kadar bozacak kadar mıydı? Değil, bu kadar yani önemli ama piyasaları bu kadar bozacak kadar önemli bir veri değil. Kötü gelen veri bahane oldu. Bir de Yunanistan'dan gelen kötü haberler var. Yani Avrupa bölgesi için kötü haberler diyelim. Yunanistan kurtarma planından çıkmak istiyor. Yani kurtarma planı IMF'nin 2016 yılına kadar, 2016 Mart'ına kadar 240 milyar euroluk bir paketi var. Ama bunun karşılığında sıkı bir bütçe politikası isteniyor Yunanistan'dan. Ama sosyal olaylar diyelim bir şekilde, siyasi tercihte Yunanistan'ı bu kurtarma paketinden çıkma talebini doğuruyor. Yani gevşemek istiyor Yunanistan. Ama Avrupa Birliği yöneticileri de çok buna taraftar değil. Yunanistan borsası dün bir ara %9 düşüktü. %6 eksiyle kapattı. Ama Euro bölgesinde zaten uzun bir süreden sonra diyelim, yani sene başında ne diyorduk biz Avrupa için? En kötüsü geride kalan bir ekonomi olmaya başladı gibi. 10 ay sonra durgunluğa koşar adım giden bir bölge olmaya başladı. Tabii bu da son gelen Almanya rakamlarından sonra başladı. Şimdi kemer sıkma hikayesi. Evet. Belki daha önce siz de kesin konuşuyorsunuzdur. Ben yayınlarda bir 2011'lerden, daha doğrusu bu Avrupa Merkel başladığında, yani Merkel'in önderliğinde diyeceğim ben, kemer sıkma ve enflasyondan korkma hadisesinin, dünkü Nobel ödüllü iktisatçı da Krugman da bunu söyledi. Hani öldürüyor Avrupa piyasasını diye. Buna yeni mi aydılar diyeceğim gerçekten. Gerçekten bunu soracağım. Çünkü herhalde kemer sıkma politikalarıyla ilgili olarak çok uyarılar yapıldı. Bundesbank Bank ve Avrupa Merkez Bankası hala didişiyor bu noktada ve hani Draghi'de top çeviriyormuş gibi görünüyor diyorlar. Çünkü diğer 17 üyeli Euro bölgesi ve diğer üyeler nasıl bu parasal genişlemeye, Draghi'nin açıkladığı programa nasıl destek verecek, ne yapacak, Almanya ne diyecek vesaire. Bu konularla ilgili net bir şeyler var mı? Yani yok. Net bir şey yok ama netleşmek zorunda kalınan bir şeyler var. Yani artık duvara toslamaya doğru giden bir bölge ekonomisi var. Bunun, yani bu duvara toslama meselesinde tek freni çekebilecek kurum şu anda Avrupa Merkez Bankası. Senin de dediğin gibi Almanya bugüne kadar politikalarda gevşemeye çok taraftar değildi. Yani bu ahlaki zafiyet doğuracak diyordu. Hala da öyle diyor. Yani değişen bir şey yok aslında. Gerçekten bakılırsa öyle. Kamu yatırımlarını, kamu harcamalarını arttırmayacağım dedi. Evet. Hala. Hala öyle diyor. Hala sıkıyor. Bu nereye götürebilir Erdoğan? Yani ekonomik, iktisadi açıdan baktığında nereye götürebilir? Yani geldiği yer belli. Yani Almanya uzun bir süreden sonra negatif büyümeye geldi. Yani küçülmeye başladı Almanya. Peki neden bu kadar Almanya bu noktada inat etmekte? Şöyle bir şey var. Avrupa bölgesinin toparlanmasını diyelim ya da destek olma noktasında hep Almanya destek oldu. Yani para Almanya'dan çıktı bugüne kadar. Bu saatten sonra da para çıkacaksa bunun karşılığını garanti olarak almak istiyorum diyor Almanya. Yani ben bölgeyi kurtarmak için çabalayan bir ekonomiyim. Ama siz bir taraftan şu anda Yunanistan'ın tekrar yapmaya başladığı gibi ayağımdan sürekli gevşemeye çalışman. Yani gündelik politikalarla bu sürecin üstesinden gelmeyi düşünebilen ülkelersiniz. Ben buna müsaade etmeyeceğim diyor. Evet, müsaade etmiyorsunuz. Doğrudur. Yani ekonomik tercih olarak tartışılabilir belki ama eski dönemin ahlaki zafiyetleri, yüksek borçluluk, finansal piyasalardaki balon tehlikesi vesaire Almanya'yı korkutuyordur. Ama bugün o korkudan daha büyük bir büyüyememe korkusu var.
Yani biz İtalya'nın büyümemesine alışık olabiliriz. İspanya'nın küçülmesi bizi çok fazla moral bozukluğu yaratmayabilir ama Almanya'nın küçülmeye başlaması demek alarm zillerinin çalması demektir. Bizim için alarm zilleri herhalde değil herkes mi? Yani sonuçta biz de en fazla... Yani bakıyoruz Avrupa ihracatımızda işte %46'lara yükseldi. İşte son ihracat rakamlarında Avrupa ihracatımızda %10'luk artış vardı. Evet. Ama bu gelen son kötü verilerden sonra acaba ya da belki de daha da devam edecek bir süreç var. Resesyondan ve durgunluktan ve büyümekten evet. bahsediliyor. Türkiye tarafını nasıl etkileyebilir bu? Yani dediğin gibi İtalya, İspanya vesaire onlar tabii ihracatımız evet güzel ama onların küçülmesi bile hani çok... Bizi sarsmıyordu ama Almanya ve İngiltere'yi de için içine katıyorum. İngiltere'de evet. durum çok iyi değil. Bu en fazla ihracat yaptığımız iki Avrupa ülkesi. Bu noktada ne bekliyorsunuz? Zaten Irak, Suriye pazarında ciddi problemler yaşıyoruz. Avrupa pazarını da kendi içinden kaynaklanan problemlerle ihracatta sıkıntı yaşamaya başlarsak bizim için hiç iyi haber değil. Mesela ne deniyor? Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye gidecek. Bu parasal genişlemeden de biz payımızı alırız. Para gelir gibi bir mantık. Yani bunu düşünmekten ziyade ben şu tarzı daha mantıklı buluyorum. Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye gidecek. Bölge ekonomisinin toparlanması için. Bölge ekonomisinin toparlanması bizim için iyi haberdir. Oradan para gelmesinden ziyade o ekonominin, o bölgenin toparlanıyor olması bizim için daha iyi haber. Daha iyi bir hikayedir. Ama toparlanıyor mu? Hayır işte toparlanmıyor. Yani Avrupa Merkez Bankası da bu gidişata dur diyebilmek için destek tahvil alım programını yapmalıyım diyor. Aynen Fed'in yaptığı gibi. Peki Almanya bu son dönemde ya da son günlerde bu konuya nasıl bakıyor sence? Yani Bundesbank biraz daha yakınlar. Değil mi? Biraz daha yakınlar ama zaten öyle. Şöyle bir pazarlık yapılıyor. Evet artık tahvil alım programı kaçınılmaz. Evet, evet. Ama hangi kriterlere göre yapacağız bunu biz? Yani eğer ülkelerin riskine göre değerlendireceksek biz bu işten en fazla payı yani tahvil alım programındaki tahsisin en yüksek payı Almanya'ya gidecek. Peki İtalya, İspanya bu işten faydalanamayacaksa nasıl olacak bunun sonucu? Veya Avrupa Merkez Bankası'ndaki paylarına göre hesap edecekseniz yine Almanya en yüksek payı alacak. Piyasadaki büyüklüğe göre yani tahvil piyasasındaki büyüklüğe göre oradaki paya göre hesap ediyorsanız İtalya birinci sıraya geçiyor, Almanya üçüncü sıraya geçiyor. Neye göre bu tahvildeki tahsis programı neye göre yapılacak? Bence bunun pazarlığı yapılıyordur. Orada adil bir bölüşüm olmasına gerek ihtiyaç var. Ne çok risk alınmalı? Mesela Draghi ne dedi? Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın bizim çöp dediğimiz tahvilleri de alacağım diyor. Evet. İşte Almanya buna itiraz ediyor. Yani biz değerinden çok çok yüksek fiyatlı bir ürünü ya da malı diyelim biz o ülkeden alıp Avrupa Merkez Bankası'nın üstüne koymaya çalışıyoruz diyor. Bu riski oradan alıp Avrupa Merkez Bankası'nın üstüne alacağız. Bu bir tehlike, ben bunu istemiyorum diyor. Burada bu korkunun da haklılık payı var, doğrudur. Ama uzlaşılacak, yani başka çaresi yok. Bir varlık alım programı da açıklanacak mecburen. Varlık alım programını bekliyoruz ama tabii bu ne derece etki olacak? Bir de yani ne derece etki olacak yanında bir de geç kalınmadı mı? Ve bunun etkileri bir iki seneye yaydığını varsayarsak Amerika gibi ki Amerika daha dinamik bir toplum ya da daha net kararlar alan bir ülke. Dolayısıyla hani Avrupa'daki böyle bir tahvil alım programı bile karar verilse bile bunun etkilerinin yansıması birkaç sene bulacağından yine mevcut bölgede yaşananların devamını göreceğiz gibi duruyor. Değil mi? Yani hani orada, bu bugünden yarına böyle bir sihirli değnek olmayacak herhalde. Şimdi zaten Avrupa Merkez Bankası'nı ECB, FED'le kıyaslamak doğru değil. FED kendi başına çok hızlı karar alıp bunu aksiyona dönüştürebilen evet. bir banka ama Avrupa Merkez Bankası'nın 18 büyük paydaşı var. Yani bu 18 büyük paydaşın farklı sorunları var, farklı öncelikleri var. Ortak bir karar almaya çalışıyorsunuz. Bu zor. Çok mu geç kalındı? Çok geç kalındı demesek de geç kalındı. Neden geç kalındı? Düne kadar çok da kötü değildi canım Almanya. Almanya bugün eksiye geçtiği için evet, evet, biraz daha yakınız yani. Aynen. Yoksa, yani Almanya ekonomisinde büyüme devam ediyor olsaydı bu tabelanın programından bu kadar yüksek sesle konuşuluyor olmayacaktı piyasalarda. Peki bu devam edecek gibi mi yani Almanya'nın bu durumu? Şimdi son gelen sanayi üretim rakamları, değişik makroekonomik veriler parlak gelmiyor. Bunu bir şekilde yaz tatilindeki döneme, tatil dönemine bağlamak da mümkün. Hı-hı. Otomotiv sektöründeki gerilemeyi de bağlamak mümkün biraz ama zaten yavaş yavaş sene başından bu yana yavaş yavaş gerileyen bir ekonomi bu. Hı-hı. Artık son darbeyi de son gelen eksi büyümeyle aldı. Artık bir şeyler yapılmasının gereği anlatılıyor yavaş yavaş. Hı-hı. Çünkü yani İspanya, İtalya oralardan medet ummanın imkanı yok. Yani evet belki onlar çok kötü değiller, hafif hafif toparlanıyorlar ama bölgeyi kurtarabilecek tabii, kadar tabii, bir ivmeleri yok. Tabii. Oradaki büyüme motoru Almanya, orada sene başından bu yana
aşağı eğilimli bir piyasa var. Yani büyüme ekonomisi var. Büyüme var diyelim. Bugün eksi büyüme var. Artık bunu kabul etmenin imkanı yok. Veya hiçbir şey yapmadan durmanın imkanı yok. Zaten ECB'nin yapabileceği iki şey var. Ya hiçbir şey yapmayıp bekleyecek. Ne olacak? Nereye gidiyor bu piyasa? Ya da aksiyon almaya devam edecek. Bugüne kadar biraz bekleme taraftarıydı. Tutan da Bundesbank'tı. Almanya'ydı. Alman ekonomisi de bugün zora giriyorsa, ekonomi tekliyorsa artık karar almak biraz daha kolay geçmişe göre. Amerika için ne diyeceksin? Şimdi bugün gelecek veriler var, sanayi üretim ve kapasite kullanım verileri. Dün onlardan gelen veriler de iyi değildi. Evet. Facebook'ta da çok farklı bir şey söylenmiyor. 12 tane eyalet bölgesi olarak ekonomilere bakan hala mütevazi ılımlı büyümeden bahsediliyor orada. Ama 4.6 gibi bir revize rakamı da var bu arada Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamında. Öyle bir revize rakam da var görüyoruz. Amerika'dan gelen bu veriler böyle yine bizi şaşırtacak düzeyde olabilir mi? Yani hani biliyorsun bir ara iyi geliyor, kötü geliyor, iyi geliyor. Karışık seyir var evet. O noktada. Bekliyor musun böyle bir şey? Bir de bilanço dönemin. Bilançolar nasıl geliyor bu arada? Bilançolardan başlayalım. En kolayı o çünkü. Şirketlerin satışlarında çok yüksek artışlar yok. Fakat maliyetlerin düşürülmesinden kaynaklanan yüksek karlılıklar var. Böyleydi geçen sene. Bir senedir böyle devam edecek. Herhalde önümüzdeki dönem içinde aynı şeyi beklemek mümkün. Satışlarda artış olmayabilir ama maliyetlerdeki düşüş şirketlerin karlılığını devam ettiriyor. Karlılıklarda sürprizler söz konusu olabilir ama bugün şirketlerin karlılığı çok fazla konuşulacağını zannetmiyorum ben. Çünkü Fed dünyanın algılarıyla oynuyor. Yani bir ayarlarla iyi... oynuyor yani. Bir iyi şeyler söylüyor. Bir hafta sonra bambaşka şeyler konuşuluyor. Bir toplantı yapılıyor. Toplantının sonucunda bir açıklama yapılıyor. Bu açıklama dünya ekonomisini, dünya sistemini diyelim ya da piyasaları biraz titretiyor. 15 gün sonra gelen açıklamada içeride konuşulanların o kadar kötü olmadığını görüyoruz veya tam tersi görüyoruz. Yani içeride konuşulanlarla dışarıdan anlatılanlar çelişiyor bazen. Bir ekonomik veri var. Bu veri farklı FED başkanları tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor. Çalkantı dönemi bu. Böyle de devam edecektir. Çünkü aynen bu varlık alım programının sonlanmasında yaşadığımız aksiyonların faiz artırım sürecinde de yaşanmasını beklemek durumundayız. Bir defa bu faiz artırım meselesi hem dünya ekonomilerini reel anlamda korkutuyor hem de piyasaları biraz korkuttu diye. Peki bu Fed'in San Francisco Başkanı'nın açıklaması ne diyeceksin? Yani bu orada ek parasal, enflasyon ve ücretlerde... Ek parasal genişleme dedi ya öyle. Evet, yani eğer enflasyon ve ücretlerde artış olmuyorsa, yani biz istediğimiz hedefe doğru gitmiyorsak, varlık alım programı yenilenebilir deniyor. Yani bu bana çok uç bir düşünceymiş gibi neden geliyor. Olmasın ama? Olamaz, büyümeniz bu kadarken siz varlık alım programını nasıl izah edeceksiniz? Şimdi her şey her an olabilir. Yani olabilir, o ayrı. FED dünyanın algılarıyla oynuyor. Evet. Yani bu da bir algı operasyonu. Algı operasyonu demeyeyim, algı yönetimi diyeyim daha doğrusu. Algı yönetimi yapıldığını düşünüyorsan bu FED başkanlarının ortaya çıkıp konuşması da yükselen, tüm dünyaya karşı yükselen doların biraz da nefesinin kesilmesi ya da boğazının sıkılması gibi algılıyorum ben mesela. Çünkü doların değerlenmesinden rahatsız olduklarını biz tutanaklardan gördük. Evet. Yani oradan itibaren başladı dolarda değer kaybı. Çünkü doların değerlenmesi onlar açısından çok parlak sonuçlar doğurmuyor. Bu arada şimdi petrol grafiğini ben açtım. Doları da orada hani konuşurken orada verelim. Petrolle başlayalım diyorum. İstersen bir bakalım petrol grafiğine. Çünkü son 4 dakikamız kalmış. Onu da bir bakalım. Şimdi bu petrol grafiği. Petrol 83 dolarlara gevşedi. İşte Suudi Arabistan acaba bir kızgınlık var Suudi Arabistan. Bugün öyle bir haber vardı. Suudi Arabistan üretimi arttırıp kendi dünyadaki payını kısmayacak ve dolayısıyla bu diğer petrol üreticileri arasında bir kavgaya neden olabilir. Hatta haberde CNBC'nin bir haberiydi. Hatta haberde petrol savaşları mı başladı diye bir başlık kullanılmış. Yani değişik geliyor tabii. Bu petrol konusu da biraz değişik. O bir risk unsuru yaratır mı bize? Sen ne dersin? Petrol fiyat, yani bize derken dünya için söylüyorum. Dünyaya bir risk unsuru yaratır mı? Türkiye açısından tabii çok pozitif ama grafik ne, bize ne söylüyor sence? Petrol fiyatı, düşen petrol fiyatı dünya ekonomisinin çok parlak yerlere gitmediğini gösteriyor. Komple teorilerini bir tarafa bırakıyorum. Sadece rakamı söylediğini anlamaya çalışıyorum ben. Petrol fiyatlarını gösterdiği, IMF'nin de dediği gibi 2015, 2016, 2017 için sanki çok vasat, hatta vasatın altında büyüme tehlikesiyle karşı karşıya dünya. Rakamlar bunu gösteriyor. Şimdi petrol fiyatlarına arz tarafından bakıyoruz. Suudi Arabistan'ın da eleştirildiği nokta ya da petrol ihraç eden ülkelerin eleştirildiği nokta. Arz tarafında bir sıkıntı var mı? Jeopolitik risklerden kaynaklanan yok, bir tehlike hayır. Var mı? Yok. Tabii arzda bir şey değil, taleple bağlantı. Libya artırıyor bile üretimi. Evet. Yani orada bir sıkıntı yok. Devreye ABD giriyor.
Kaya gazı. 2 sene sonra. Evet. Demek ki arz tarafından kaynaklanan bir problem yok. Bu talep dolayısıyla. Talep var mı? Bu korkutucu bir tablo mu sence dünya için? Tüketici olarak tüketicilerin hoşuna giden bir tablo. Tabii bizim için. Ama dünya genel dünyanın göstermesi açısından diyorum. Yani izleyiciler de yanlış anlamasın ki petrol fiyatları arttı falan istemiyoruz. Sadece gösterdiği şeyi anlamaya çalışıyoruz. Petrol fiyatları tüketici için düşerken iyi fakat enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan, enflasyonun yükselmesini isteyen merkez bankacıları için de çok kötü haber. Yani petrol fiyatlarının düşük kalması bizim için çok iyi. Bizim için iyi ama hem cari açık hem enflasyon için çok iyi. Cari açığın neredeyse tamamı enerji ithalatından kaynaklanıyor şu dönemde. Buradaki fiyatların geriliyor olması bizim için iyi haberdir. Evet. Ama kur bu arada yükseliyorsa bu aradaki avantajın bir miktar törpülendiğini de söyleyebiliriz. Bu arada kuru da hemen ben şuraya koyayım. Bu FED dedim ya az önce, FED başkanlarının konuşuyor olması, bu dolarizasyon başladı mı, devam edecek mi dünyada diye konuşurken işte baktığımızda 1.26'lara gevşeyen bir dolar var. Evet. Bu da FED başkanlarının konuşması sonrası gelişen bir olay. Şimdi burada şu yeşil ve buna yine ağırlıklı hareketli ortalamalar, yeşil olan 20 günlük, o Erdoğan onu çizip oraya çok yakınlaştı. Acaba şu seviye göstereyim, şu seviye 2.26, tam 2.26. Burada sen bu grafikten ne görüyorsun, ne anlatabilirsin bize? 200, 100 ve 20 günlük çizim. Aslında dünkü heyecandan sonra belki biraz daha düşüş beklentileri canlanmış olabilir ama akşama doğru FX piyasalarda fiyatın tekrar yükseldiğini gördük. Hı. Aslında burada değişen bir şey yok. Burada bir sıkışma var. İşte bu enteresan. Evet. Bu sıkışma nereye gidecek? Teknik analiz bilen bir insansın. Sanki burada flama oluşuyormuş gibi gözüküyor. Evet, gördüm, o yüzden sen söyle diyor ki. Flama oluşuyormuş gibi gözüküyor. O kadar güzel gözüküyor ki bile. Sanki burada bir mola verildi. Bu moladan sonra ana trendin yönü nedir? Yükseliş yönünde. Bu moladan sonra tekrar yükseliş devam edebilir. Neden? Nasıl devam edebilir? Güçlü ABD verileri gelir önümüzdeki dönemde. FED başkanları istedikleri kadar konuşsun. ABD verileri, ekonomik veriler faiz arttırma sürecini işaret ediyorsa dolar değer kazanır. Evet. Yani bu flama, eğer bir flama oluşturursa burada flamadan sonra ne oluyor biliyoruz. Yani bilmeyenleri söyleyelim, genelde yükselir. Evet. Ama tabii gelen veriler ve dünyada olan gelişmeler tabii etkileyecektir bunu ama teknik bunu gösteriyor. Tekniğini söylüyoruz. Erdoğan Turan, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Evet, Borsa İstanbul'a bakalım. Bu arada biz artı da başladık. %0.92, 75.548 seviyesinde bizim borsamız, fena değil. Çünkü bizim verilerimiz fena değil. Ama Avrupa'ya bakmaya devam edeceğiz. Şu an Almanya vadelerde artıya geçmiş görünüyor. Gün boyunca izleyeceğiz. Kahve molası 12.35'te. Verilen